Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün muhteşem bir mucize gibi bir kürle geldim karşınıza. Şeker begonya ile uygulayacağım bunu. Şeker begonya için çok uygun. Şeker begonyamızın çok sevdiği bir kürle geldim arkadaşlar. Ben bu kürü uyguluyorum. Çok faydasını görüyorum. Sizler de faydasını görün, uygulayın diye geldim arkadaşlar. Öncelikle şöyle çiçeklerini bir gezelim. Ondan sonra kürlerimize başlayalım arkadaşlar. Ben daha önceden yaprak üzerlerini ekmiştim. Hepsi de köklendi. Hepsi de çok güzel gelişimine devam ediyorlar. Renkleri biraz daha küçük olduğu için henüz daha koyulaşmadı arkadaşlar. Bakın bu anne olan yaprağı güzel. Bunların hepsini bundan çoğalttım. Bu da tekrardan yeni yavru sürgünler verdiği için bu şekil. Yeşil yeşil ve de renkli arkadaşlar. Şöyle şu şekil benim masamın üzerinde hepsi sergilenmiş bir şekilde duruyorlar. En ortada da telgraf çiçeğim var. İlk köklendirmiş olduğum buydu. Anne şeyden alarak. Bunlar da yapraktan üretim yaptığım kılıç çiçeklerim arkadaşlar. Şimdi sizleri fazla bekletmeden hemen kürüme geçiyorum. Bugünkü uygulayacağım kür arkadaşlar. Bakın şöyle şurada. Bu ne diye soracak olursanız şuradan ayırabilirsem anlatacağım arkadaşlar. Bu çiçek balı. Yani bal çiçeklerimiz için. Yani arıların çiçeklerden ürettiği bal arkadaşlar. Bal çiçeklerimiz için vazgeçilmez bir kürdür. Hem de çok kolay yapması da, uygulaması da. Bu şekil suyumuzda güzelce eriteceğiz. Erittikten sonra istediğiniz çiçeğe bu kürü uygulayabilirsiniz. Bunu verdikten sonra çiçeğinizin nasıl bir gelişim sergilediğine şahit olduğunuz zaman sizler de gözlerinize inanamayacaksınız arkadaşlar. Ben daha önce bunu sık sık yapıp deniyorum. İlk defa sizlerle paylaşıyorum. Önce ben kendim deniyorum. Faydasını gördüğüm için de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Her zamanki dediğim gibi tüm videolarımda söylüyorum. Kürleri uygularken çok fazla vermiyoruz ki çiçeklerimizi bu kürlerle boğmayalım, kök kısımlarını çürütmeyelim. Az veriyoruz, bir de kuru toprağa uyguluyoruz. Kuru toprağa uygulamamızın sebebi de arkadaşlar kürden faydalısını alsın diye. Kürden bir gün sonra ya da 5-6 saat sonra tekrar sulamasını yapabilirsiniz. O süreç içerisinde kürden yeterli vitaminini almış olacaktır çiçeğimiz. Böylelikle faydasını da göreceksiniz. Şimdi ben bunu kaşıkla uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Zararsız ama yine de fazla vermek istemiyorum. Şöyle kök kısımlarına şöyle birer kaşık boşaltmak istiyorum. Çünkü burada birçok kök var. Bir tane kök yok. Hepsi alsın bu kürden vitaminini. Böyle bir şekil. Bu 4 kaşık bu çiçeğimize yeterli olacaktır arkadaşlar. Aynı şekil yaprağı güzelime de birer kaşık veriyorum. Şöyle. Bu balı nerede buluruz diye sorarsanız da
marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Satılıyor. Hem kendiniz tüketirsiniz, hem de böyle 15-20 günde bir çiçeklerinize bir kaşık verirseniz çok iyi olur. Çiçekleriniz de sizi sevindirir. Siz bu kürleri verdiğiniz için hem onlar mutlu olur, hem de siz mutlu olursunuz. Yeni ekmiş olduğum öykü çiçeğine de şöyle birkaç damla veriyorum. Şurada var bir yaprağı güzelim. Aynı şekil ona da veriyorum. Şöyle bir kaşık da telgraf çiçeğimin kök kısmına boşaltıyorum. Suladığım zaman o vitaminin hepsini almış olacak arkadaşlar. Bakın benim kullanmış olduğum bir bardaktan kalan kür bu. Hemen hemen yarısı bile gitmedi. Şimdi hemen çili begonyalarımın yanına gidiyorum. Bu kalan kürü de onların, yani burada 3 tane var, 3 saksı. 3 saksıya paylaştıracağım arkadaşlar. Bu şekil hepsine vermiş olduğum çiçeklerimin kürü. Sizler de yapın, deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Hatta faydasını görürsünüz arkadaşlar. Benim videom bugünlük bu kadardı. Eğer ki beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz, lütfen girdiğiniz zaman da çıktığınız zaman da abone olmayı hatırlayın. Ben de sizlere böyle güzel güzel kürlerle geleyim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.